günleri sizin radyonuzun yıl dönümüdür. Kaçıncı yıl dönümünü kutluyorsunuz? 27. yıl dönümü. Duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Çok pişmanım. Sebep? 27 yıl önce aklım olsaydı bu işe girmezdim. Oturur paramı yerdim. Size pişman eden durum ne? Bir, Sezgin. İki, Arif. Üç, biri daha vardı. Kimdi lan o? İstemi. Dört, Mehmet Karaağaç. Beş, Atay Görgülü. Başka kim vardı bizde? Fatih Kaymak. O yine burada ya. Murat Cansız. Bunlar benim hayatımı karartan adamlar. Bunlar olmasaydı şu an çok mutlu olabilirdim. Şimdi sene 2007. 2007'de ben aşağıda oturuyorum. Hizmet Televizyon aşağısındayım. O zaman kimler vardı? Sayıyorum. Sezer Tahmaz vardı. Sen yoktun değil mi o zamanlar? 2008'de. Bunlar tuttular, dediler ki bir radyo lazım. Radyo lazım, başımı etini yediler. Sonra dedim ki kim satıyor? Satın aldık radyoyu. Aldığımızda bir tane mikserimiz, bir tane vericimiz, bir tane antenimiz vardı. Odamız bile yoktu. Oturmaya koltuğumuz bile yoktu. Sonra aradan geçen günlerde, hiç unutmam, büro tuttuk. Şeyin adı neydi? Serkan. Büyük caminin karşısında. Yok. Büyük caminin karşısında vardı ya. Eczanenin üstü. Çatıya anten koyacağız. Anten koyma yerimiz yok. Beton atacağız. Beton atmak için mikser çağırdık. Mikseri anım aklıma geldi. Şimdi onu hatırlıyorum. Mikser dedi. Sezgin dedi ki borun ucunu tut. Çatıda. Artık boruyu mu Sezgin tuttu? Sezgin mi boruyu tuttu? Ben anlamadım. Beşinci kat. Yani az daha Sezgin'i şey yapıyorduk, betonla gömüyorduk oraya. Evet. Radyo Moda'da Yıldırım ile Geceye Doğru programına başlamış olduk. Ahmet Bey dediler ki Yıldırım sen yayın yaparsın. Dedim ki abi ben yayın yapmaktan anlamam, bilmem dedim ama onun ısrarından dolayı oturduk yayın koltuğuna. Odur bugün güzel bir şekilde gidiyoruz inşallah. Tabii ki tüm ekip arkadaşlarımızın sayesinde, her şey hayatta tek olmuyor. Alev Hanım teşekkür ediyoruz. Evet, benim düşüncelerim biraz kısa olacak. Şimdi öncelikle Moda FM ailesi olarak bütün arkadaşlarıma öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü ilk günden bugüne kadar hiçbir zaman birlik beraberliği koparmadılar. Zaman zaman ayrılıklar yaşandı, zaman zaman olumsuzluklar oldu ama buna rağmen tekrar ortak noktada buluşup o şeyi, çemberi koparmadılar. Öncelikle bunun için bütün arkadaşları tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bugün daha çok kitleye ulaşabiliyoruz. Ben müzisyenken kendimi radyo programcısı olarak ilk Moda FM'de programa başlamış bulundum. Uzun yıllardır ekibin içindeyim. Daha az kişiyle bu iş sürdürülüyordu ama şu an 4 büyük masayı neredeyse dolduracak ve şu an belki de burada olmayan da var içimizde. Teşekkür ediyorum Ahmet Bölükbaş'a, Sebahat Bölükbaş'a teşekkür ediyorum. Bu ortamı oluşturdukları için Adem Bey'i de ayırmıyoruz. Bekarlar Kulübü'nü. Onu da inşallah evlendireceğiz en kısa zamanda. Moda FM sayesinde çok sevildim Ünye'de. Teşekkür ediyorum bana burada yer verip beni bu ailede aldıkları için. Çok seviyorum. Herkesi bu ailede çok seviyorum. İyi ki varsınız. Nice mutlu yıllar hep birlikte beraber. Kutlamak dileğiyle her birinizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. İlk biz radyoya tanıştığımızda Yiğit'le Gönül sayfası vardı Radyo Moda'da. Biz Radyo Moda'yı onunla birlikte tanıdık, yani Yiğit'le Gönül sayfası. Gerçekten o günlerde çok hayranı olduğumuz bir kardeşimizdi. Onunla da cani gönülden bir dostluk bağımız oldu ve o dostluğumuz devam ediyor. Onun sayesinde de, Arif'in sayesinde de, Yiğit'le Gönül sayfası sayesinde de biz radyoya adım atmış olduk. Ondan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Arif Bey de radyo hakkında neler düşünüyor, onunla duygularını alalım. Bu güzel temennileriniz için çok teşekkür ederim sevgili Murat kardeşim. Yani sektörde benim bulunmam 13 sene bulunuyor. Bu arada bir arada bulunuyoruz. Bir arada bulunmamıza sebep olan başta Ahmet Bölükbaş abimize ve diğer mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
Yeni yaşımız kutlu olsun. O güzel dileklerin için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ben buradan tüm ekip arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Daha nice güzel yıllarla birlikte olmak dileğiyle herkese hoş geldiniz diyoruz tekrardan. Öncelikle 27 yıl doldurduk Hilal Radyo TV adına. Biz 15 yıl oldu devralalı ve Mod FM ailesi olarak bir arada çok mutlu ve gurur duyuyoruz bu konuda. Yani şunu söyleyeyim, 15 yılı çok zorlu süreçlerden geçirdik. Sevgili abim Ahmet Bölükbaş ve yengem Sebahat Bölükbaş ve diğer arkadaşlarımızla birlikte zorlu süreçlerden geçtik. Ama hiç yılmadılar. Ben çok uzakta kaldım ama yılmadan devam ettik ve inanıyorum ki bu saatten sonra bu süreç daha da hızlanacak ve ülkemize daha büyük hizmetler vereceğiz medya konusunda. Büyüyerek devam edeceğiz. Aramıza katılan Oktay abi ve diğer arkadaşlara da teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra hep birlikte daha güzel günler göreceğiz. Ben de basın camiasının içine 13 ay önce başka bir kurumda bir siyasi program yaparak başlamış bulundum ve bu camianın içine adım attım. Tabii ki bu 13 aylık kısa bir dönem de olsa birçok tecrübe edindim. Ünye'de en azından basın camiasını çok yakından tanıma fırsatım oldu. Başka bir kurumdaki 13 aylık tecrübelerimizden sonra Moda TV'nin 27. yılında Ahmet Bey ile beraber çalışma fırsatımız doğdu. Kendimize artık Moda TV'nin bir ailenin bir üyesi olarak o bünyenin içine kattık. Bundan sonra Moda TV'de her salı biz de başkanla gündem programlarını yapmaya devam edeceğiz. İnşallah elimizden geldiğince Moda TV'yi de üst seviyelere, daha üst seviyelere 30. yılında çok daha iyi yerlere götürebileceğimizi ümit ederek bu ailenin içine katılmış bulunmaktayım. Ben de Ahmet Bey'e bu vesileyle bizi bu camianın içine, ailenin içine kattığı için de çok teşekkür ediyorum. Az da önce üfleyeceğim ama bir dilek tutmam lazım. Önce bir üfle hadi bakalım. Üflüyorum. Çekiyor muyum? Evet. Hadi hayırlı olsun. ...91 yılından itibaren, hatta 91 yılında bu şirketin ilk adı farklıydı. 91 yılında başladık, 94 yılında bu şirketle yollarımız ayrıldı. 95 yılında resmi kuruluş yapıldı, anonim şirket. 95 yılında hala vardık ama 2007 yılında resmi olarak şirketi aldık. Ne zaman? 7 Şubat 2007. Yani şirket bugün 27. yaşını kutluyor ama aslında 30 küsürün üzerinde resmi olarak 27. yılımızı kutluyoruz. O zamandan bu zamana şöyle söyleyeyim. Birçok arkadaş geldi ama bunların içinde şu an yanımızda olan demirbaşımız Sezgin ilk günden bugüne. İkinci olarak bakıyorum en yakın Arif var. Murat Cansız var. O tarihten bu tarihe. Başka da evet Ebru Hanım var. Gökhan biraz daha yakınlara geldi değil mi? Biraz yakındı. Sonra en yakın başka? Yakındı sayılmaz. O yakın. Yani. Kaç? 2007 bile. 2007'den olmuş. Yok 2007 farklı. 2007'de. 2007 resmi bizim üzerimize geçtiği tarih. Ha, en son ne diyordum? Abuzer olarak tanınan siz varsınız. Ha, Abuzer o vazgeçilmez tabii ki o zamanlar. Yani ondan sonra şu an yanımızda olmayan aklıma gelen kim vardı? Atay vardı. Sonra Derbeder vardı. Aysun vardı. Aklıma gelen kim? Fatih Kaymak vardı. Zaten görüşürüz. Başka? Aklıma gelen Azın Ilıcalı. Ha, Ilıcalı. Yok, o bizle anlaşamadı. Aralarımızda yıldız farkı vardı. Daha sonra şu an aklıma gelen bunlar. O günden bugüne yanımızda olan veya olmayan, bizi emeği geçen, bizim yanımızda olan, bize destek veren herkese teşekkür ediyorum.